Hoş geldiniz. Bu videonun konusu saygı mı, sevgi mi? Yani aslında çok basit bir seçim gibi gözükse de iş öyle değil. Her yerde, aşkta, okul hayatında, iş hayatında, arkadaşlarınız arasında saygı mı, sevgi mi, hangisini önce kazanmalıyım diye hep ikileme düşersiniz. Okulla iş hayatı aynıdır. Okulda da iş hayatında şunu seçmeniz gerekiyor. Saygı gören birisi mi olacağım, sevgi gören birisi mi olacağım, yoksa ikisini birden acaba, hani acaba, o kadar kolay değildir ama eğer ki sınıfın saygısını gören öğretmeninin ya da patronunun iş hayatı için konuşuyorsak, saygısını, takdirini gören akıllı öğrenci, kabaca inek öğrenci, dışarıdan bakıldığında çirkince yalaka öğrenci, yalaka çalışan olmak istiyorsanız yanlış bir şey yapmıyorsunuz. Hayatta başarılı olmanız için seçeceğiniz yol ayrımlarından birinde mutlu olacağım, başarılı olacağım ve çalıştığım yerdeki insanlar saygı gösterecek. Ya da okul açısından anlatırsam çalışanlar da iyi anlayacaktır. O haylaz, aksiyon dolu, sizi küçümseyen, inek bizden değilsin diyen, sürekli dışlayan, öğretmenin yalakası, patronun yalakası diye dışlayan, onlara kendinizi sevdirmeye mi çalışacaksınız? İşte bütün sıkıntı burada başlıyor. Kendinizi kime sevdireceksiniz? Sizi onlar sevmese ne olur? Çünkü beni ortaokul ve lisede dışlayan, ezikleyen, ne bileyim görünüşümden dolayı, şivemden dolayı o dönemki ezen insanlar bugün baktığım yerden gözükmüyorlar bile, umurumda bile değiller. Bu da size bir örnek olsun. Yani okulda ve iş hayatında seni arasına almayanlar kim? Onlar ileride ne olacak ki? Çekersin sifonu, olur biter, hatırlamazsın bile ama sen eğer ki ya onlar beni sevsinler, tamam seni sevsinler, onlar seni sevsinler diye kişiliğinden uzaklaşıyorsan, karakterini değiştiriyorsan, onlar sırf seni sevip aralarını alsın diye sigaraya başlıyorsan, öğretmene, sınıfa, diğer arkadaşlarına zarar veriyorsan, onların palyaçosu, soytarısı oluyorsan burada bir hata yapıyorsun. Çünkü ileride hiçbir işine yaramayacak. Onları eğlendirmek seni mutlu etmeyecek. Çünkü onların beğenisini kazanmak sadece onları eğlendirmek demektir. Bu iş hayatında da böyledir. Ya beni öğle yemeğine çıktıkları gruba alsınlar öğlenleri, onların arasına gireyim. Bakıyorsun ki orada birisi çok komik, çok eğlenceli, onun gibi olmak istiyorsun. Mesele şu, seninle beraber mi gülüyorlar, sana mı gülüyorlar? Okulda da böyledir bu. Eğer ki sana gülüyorlarsa ve sen rezil oldukça daha çok güldüklerini görüp daha rezil olmaya çalışıyorsan yanlış yapıyorsun, bu senin karakterine sinebilir. İkinci bir mesele var, bu daha önemli, aile içerisinde. Baba rolünde çoktur bu. Baba rolünde şöyle bir olay vardır, bana saygı duysun. Korksun benden. Birazcık korkulur babadan yahu. Ya kusura bakmayın ama bu 30 sene önceydi, 40 sene önceydi. Artık öyle bir şey yok. Çünkü sen korkuyla, aile içerisinde diktatörlükle, het höt yaparak çocuğun saygısını kazandığını düşünüyorsan, emin ol ayaklarının üstüne ilk kalktığında ya da kalktığını sandığında sana postayı koyar. Ha gizli yapar bunu daha kötü. Yani açık açık gelip ya bana artık saygı göster, ben sana saygı gösteriyorum, yeter korkmak istemiyorum demez. Maalesef demez. Genelde sana yalan söylemeye başlar. Senin üstünü çizer, farkında bile olmazsın ve yanlış bir şeyler yapabilir. O yüzden ebeveynseniz, anne babaysanız benden korksun, itaat etsin. Şşt. Ya o zaman çok özür dilerim, hayvana da böyle yapmaman gerekiyor ama git bir köpek al. Yani köpeğe de bunu yapmaman gerekiyor. Çocuğuna da köpek muamelesi yapmaman gerekiyor. İnanın siz onların kişiliklerini ne kadar kırarsanız saygı duysun yeter, sevmese de olur. Hayır, sevgi duymalı çocuğun sana. Saygı mı sevgi mi? Sevgi. Sana sevgi duymalı ve senin başarılarına, karakterine, dürüstlüğüne, şerefine saygı duymalı. Demeli ki annem gibi, babam gibi şerefli bir insan olacağım. Benim annem çok şerefli bir insan. Benim annem kendi kendine, babam kendi kendine yetiyor. Bükmüyor kendisini, eğmiyor kendisini. Aşkta da var bu. Kabul edelim ilk tanışıldığında herkes sahte şey oynar. Çok kibardır, çok zengindir, çok kültürlüdür. Tolstoy benim için yazdı, okudum. Bir daha yazdırdım Tolstoy'a. Beethoven, Mozart, bizdeler akşam. Olmaz ki böyle. Hadi ilk görüşmeyi atlattın. Sonrasında bir sinir savaşı başlıyor. Onun sevgisini kazanmak ama bir yandan da ilişkiyi yönetmek istiyorsun. Saygısını da kazanayım. Ben maço erkeğim. Öbür tarafta da kadın diyor ki ben ayaklar üstünde duran kadınım, ezdirmem kendini. Ya ikiniz de kendinizi ezdirmeyin. Neden ilişkide biz olamıyorsunuz ki?
Yani ikinizi toplayıp kalın bir bir yapamıyorsak, bir artı biri kalın bir bir yapamıyorsak çöpsünüz. Sinir savaşıyla geçiyor. Saygı duy bana kadın. O da diyor ki sen de bana saygı duy, sen de biçim erkek. Ya ilişkiniz bu seviyeye geldiyse siz çöplüksünüz, özür dilerim ama bir zombiyi yaşatmaya çalışıyorsunuz. O güç savaşları o kadar yıpratıyor ki, şimdi birine saygı duyarken kademe kademe saygı duyarsın. İyi bir ilişki sevgi ve saygı içerir. Senden, sizden sene geçiş vardır. Yani işte Haluk Bey merhaba, işte diyelim ki Mahmut'la Melis buluşuyorlar. O diyor ki Mahmut Bey, o diyor Melis Hanım. Sonra sen diyebilir miyim? Evet de. Ama sizin saygısını yine taşı. Çünkü sen olduktan sonra size geri dönüş yok. Saygıyı orada kenarda bırakıp bundan sonra katırlarla devam edeceğiz deyip sadece sevgiyle devam etmeyin. Ha, burada 5 şeye saygı duyman lazım. İyi, güzel, temiz, başarılı bir ilişkide 5 şeye saygı duyulur. Ne onlar? 1. Onun seçme özgürlüğüne ve fikrine. Bu sinemaya gittiğinde de saygı duymalısın. Hep senin seçtiğin filmlere gitmemeliyiz. Bu restorana gittiğinde yemek seçer. Ben söylerim, sen düşünme. Veya önemli kararlarda da ona danışman lazım. Ya şimdi sen kadın aklına... Ya olur mu öyle şey? 2. Onun çevresine ve geçmişine. Şimdi arkadaş çevresi ve geçmişi maalesef bizde çok saygı duyulan bir şey değil. Benle tanıştın, evet. Şunları Instagram'dan çıkar, bunlarla da bir daha görüşme. Ama beni sev. İyi de sen benim kolumu kanadımı kesiyorsun. O insanlarla olan ilişkilerimden ben bir şey kazanıyorum belki. Hayır, ben sana yeterim. Sadece ben. Bas, bas kafanı, bas, döşüme bas. Böyle bir şey olmaz. Yani saygı duymanız gerekiyor. Senden önce de yaşıyordu o insan. 3. Serbest zaman ve mekanlarına. Onun kendi serbest kaldığı bir yaşantı alanı vardır. Benle ol, sadece benle ol. Beni sev, beni sev, beni sev. Ben senin için hayatta planlayayım. Olmaz ki. Bir boş zamanı olacak ki senin de kıskanç ve manyak şekilde onu da kontrol etmeye çalış. Bir iki dakika boş musun? Tuvalete mi gideceğim? Ben de geliyorum. Olmaz. Saygı duyacaksın. Mahremiyete saygı duyacaksın. Ailesine. Annem mi ben mi? Babam mı ben mi? Eben mi ben mi? Eben. Kusura bakma, daha önce de demiştim bunu. Eben yani. Gerçekten yeter. Lütfen insanlara basmayın. Ve son saygı duymanız gereken şey ise zekası. Yani bu geleceğini planlamak için o kadar geri zekalı olamaz ki. O kadar geri zekalıysa sen niye seviyorsun onu? Her zaman aptal yerine koyuyorsun. Bizimki anlamaz. Ben tamam dedim mi? Yok öyle bir şey. O zaman şey değil ki o, hani hamster değil ki. Bende bir hamster var, biliyorsunuz, gösterdim. Alıp bir yere koyasın. Lütfen sevdiğiniz kişinin seçebilmesine, iradesine ve aklına bir parça saygı duyun. Sen bunu giyme. Niye? İşte şey olur. Ama senden önce giyiyorum. Olsun artık... Olmaz böyle. Bir parça ne olur? Saygı duymayı bilin. Gelelim iki önemli soruya. Seni neden sevsinler ve sana neden saygı duysunlar? Seni neden sevsinlere girmeyeceğim çünkü seni neden sevmiyorlar diye bir video var. Açıklama bölümünün linkini de koyarım. Ulaşırsınız, izlersiniz. Sana neden saygı duysunlar? Veya hem sevmeleri hem saymaları mümkün mü? Mümkün. İnsanlar seni neden sever? Onları mutlu ettiğin için. İnsanlar neden saygı duyar sana? Güçlü olduğun için. Sözünde durduğun için. Hep seni bir pusula olarak, yani kutup yıldızı olarak alabilecekleri için 3 önemli noktaya varacağız. Ne tip sevilip sayılman lazım? 1. Seni sevsinler ama seni tüketerek sevsinler. Ya parası var, güzel. İşte ortamları şenlendiriyor, bizi eğlendiriyor. Burada sen ağaçsın ama kesilip yakılan bir ağaçsın. Paran bittiğinde kesip yakıyorlar ya, onları ısıtmayı paranla bitirdiğinde ya da palyaçoluğunla bitirdiğinde, artık palyaçoluk mesleğine saygı duyuyoruz bu arada. Soytarılıkla bitirdiğinde artık sen yoksun. 1. Yakılacak ağaçsın. 2. İşte bu birincide olay, sen aşırı çaba harcıyorsun. Beni sevsinler, beni sevsinler. 2. Yine çaba harcayacaksın ama dengeli olacak. Sen yine ağaçsın ama seni suluyorlar. Dallarını kırmamaya özen gösteriyorlar. Lakin yine sen tek taraflısın. 3.'sü en önemlisi. Sen meyve ağacısın. Senin dallarından meyveni alıyorlar ve sana saygı duyuyorlar. Gölgende duruyorlar ve sana saygı duyuyorlar. Kimse senin üstüne kalp kazımıyor. İşte saygı duyulabilmesi için kimseye ihtiyacın olmayacak. Sen tek başına güçlü bir ağaç olacaksın. Hangi ağaç güzel? Meyve ağacı. Neden güzel? Neden bir sürü ağacın yerini hatırlamıyorsun ama mahallendeki erik ağacının yerini unutmuyorsun? Neden dut ağaçlarını biliyorsun? Çünkü onlar meyvelerini yere döküyor. O meyveler o kadar fazla ki yere dökülüyor ve sen görüyorsun.
Onların başarılarını görüyorsun. İşte o sen olursan. Eğer sen karşılıksız insanlarla paylaşırsan, eğer onlara bir şey verirsen, size ihtiyacım yok, bana saygı duyun yeter dersen sana saygı duyarlar. Size sorayım. Şu an ilk ihtiyacın sevgi mi, saygı mı? İnsanlar saygıyı lüks görür. Sadece başarısız insanlar saygıyı lüks görür. Ya tamam, sevsinler de saygı sonra. Hayır, saygı da gerekli. Terazi gibi gidecek bu. Sana saygıyla sevgi hayatta dengeli giderse sen başarılı bir insan olursun. Düşünün, saygı duyduğunuz ve sevdiğiniz insanlar kimler? Üreten ve güçlü insanlar. Peki sevmediğiniz ya da sevseniz bile saygı duymadıklarınız kimler? Sizi eğlendiren sosyal soytarılar. Onlar gibi olmayın. Güçlü olun, dik olun. İnsanlar sizin sözünüze güvensin. Ben Ümit Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.